Ve sonunda TPF'i bir um, community foundation, bir toplum vakfı olarak uh, kurmaya karar verdik. Ben kendimi New Yorklu e, görüyorum. Uh, 25 yıldır burada yaşayan biri olaraktan. Ama aynı zamanda Türk kimliği çok çok güçlü. Lincoln Center, Metropolitan Museum of Art, MoMA bunların hepsi filantropik uh, e, adımlar. Burası bana New York'taki evim gibi geliyor. İlk buraya başladığım için o yüzden Susamlı Bagel Podcast'te hoş geldiniz. Ben Çınar Fidan. Biliyorsunuz bu podcast'te Türkiye geçmişleriyle bugün New York'ta yaşayan insanları konuk ediyorum ve burada yaşamak hakkında sohbet ediyorum. Bugün Amerika'da yaşıyorsanız kesinlikle tanımanız gereken bir konuğum var. En azından çalıştığı ve yönettiği kurumu tanımanız gerek. Ama öncesinde Susamlı Bagel Podcast'in sponsoru Salus'a çok teşekkür ediyorum. Salus, online terapi alabileceğiniz bir dijital sağlık platformu. Ben de yurt dışına taşındığım ilk dönemlerde kendi terapi yolculuğumun çok faydasını gördüm. O yüzden Salus'un yaptığı işi çok anlamlı buluyorum. Bazen yurt dışında yaşarken karşılaştığımız zorluklarla ilgili hani en çok ihtiyacımız olan şey kendi dilimizde başımızdan geçenleri konuşmak oluyor. Salus da tam olarak bunu sağlıyor. İndirip kendi terapi yolculuğunuza hemen başlayabilirsiniz. Detaylı bilgi açıklamalarda. Bugünkü konuğum 20 küsür yıldır kendi deyimiyle New York'ta yaşayan ve gönlünü sivil topluma vermiş Ankara siyasal yani mülkiyeden mezun olup New York'ta önce master, sonra doktora, sonra başka şekillerde kendini sivil toplum dünyasının içinde bulmuş. Bugün TPF yani Turkish Philanthropy Funds'ın Executive Director'ı, genel müdürü diyebilir Hı -hı. miyiz, e, olarak e, çalışıyor. Ve Türk-Amerikan toplumuna, New York'taki Türk toplumuna çok yakın bir yerde. Aynı zamanda Türkiye'deki sivil topluma, hatta Amerika'daki e, ve dünyadaki sivil topluma çok yakın bir yerde e, bulunuyor ve çalışıyor. Bugün onunla Ta Ankara'dan buraya geliş yolculuğundan başlayacağız. Ee, New York'u konuşacağız, TPF'i konuşacağız, sivil toplumu konuşacağız ve e, bakalım neler yapıyor, onları dinlemiş olacağız. Ben biraz konuştum, çok heyecanlıyım. Onunla e, daha fazlasını konuşacağım için. Susamlı Bagel podcast'in bugünkü konuğu Şenay Ataselim. Hoş geldiniz Şenay Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkürler tekrar davetiniz için. Nasıl gidiyor şu sıralar? Yoğunsunuz diye tahmin ediyorum. 23 Nisan'da bir etkinliğiniz var. Onun dışında sosyal medyada TPF bayağı aktif. Hani <laughs> sürekli bir sürü şey yapıyorsunuz gibi ee, bir his var. Yoğunuz çok büyük bir topluluğa hizmet veriyoruz. O yüzden sizin hani duyduğunuz bu programların ötesinde de TPF bayağı yoğun. Geçen sene olan depremden sonraki başlattığımız fonumuz da çok aktif olarak devam ettiği için o da bizi çok yoğun tutmakta. Yani sizin 20 küsür yıllık New York deneyiminiz TPF'in 17 yılı vesaire düşünürsek Herhalde 17 ya da 20 bölüm yapacak kadar sohbet var, konu var. Zaten öncesindeki konuşmamızda da birazından bahsettik. Biraz hızlı hızlı aslında hepsinden bahsedelim istiyorum. Ben sizi çok kısa tanıtmaya çalıştım ama sizden de bir dinlemek isterim. Ankara siyasal mülkiye oradan buraya geliş vesaire nasıl bir yolculuktan geçtiniz? O zamanlar var mıydı aklınızda New York'a gelirim ben bir gün non-profit dünyasında çalışırım yoksa... Tesadüfen mi gelişti? Bir paylaşabilirseniz çok sevinirim. E, hem biraz tesadüfen herhalde. Ben e, 99 yılında e, Ankara Siyasal'dan, Siyasal'dan mezun olduğumda... ...bütün arkadaşlarım bankacı olmayak için İstanbul'a e, taşınıyorlardı. Bankacılık bana hiçbir zaman çekici gelmedi. E, Siyasal'da okuduğunuz zaman tabii e, biraz politik... E, e, ...kamu politikaları yapmak fikri çekici geliyor. O dönemde de toplumda faydanın ancak kamu politikaları aracılığıyla yapılabileceğini düşünmekteydim. Bankacılık bana çekici gelmediği için işte bakanlıklara girmek de çekici gelmiyordu. E, tek yol yurt dışına master'a gideyim. O sırada da e, gerçekten ne yapmak istediğime karar veririm diye New York'a e, gelmeye karar verdim. Burada da herkes MBA yapıyordu o dönemde. E, bütün arkadaşlarım buraya master'a gelen. Zaten e... bankacılarsa bir <laughs> şekilde o dünyanın içinde <gülüyor> <gülüyor> bulunuyorlar. MBA de bana çok çekici gelmedi. Ben ne yapabilirim diye araştırmaya başladım. Hani nasıl bir master yapabilirim? O zaman bu kamu politikaları master'ına yapmaya karar verdim. Başladım. Okula başladığımda bölümde tabii o bölüme girince birdenbire kendinizi sivil toplumdan ilgili de bilgi edinmeye başlamış buluyorsunuz. Amerika'daki sivil toplum dünyasının kapıları önüme açıldı ve um, e, acayip bir şekilde etkilendim. Ve farkına vardım ki sadece toplumdaki sorunları çözmek için um, e, kamu politikaları yaratmak gerekmiyor. Onun ötesinde bir sürü araç var ve onları sivil toplum aracılığıyla kullanabiliriz. E, ve e, kamu politikaları masterını artın non-profit management üzerine yapıp... Um, master'ımı öyle bitirdim ve hmm. e, sivil toplumda çalışma ...heyecanı orada başladı bende. Başka hiçbir şey yerde çalışmak istemiyordum. Hı hı. O zaman da şey kariyerimi nasıl geliştirebilirim diye bakarken... ...bütün sivil toplum örgütlerinin başındaki insanların doktoraları olduğunu görünce... ...dedim hı hı. o zaman benim e, dok ya doktoraları vardı ya da hukuk degree'leri vardı. Hı hı. E, ama ben doktor yapmaya karar verdim e, ve doktoraya başladım. E, doktora yaparken de... E, Filantropi ve sivil toplum benim e, ilgi alanım olduğu için o konuda uzmanlaşmaya başladım. Ama Political science doktorası içinde filantropiye yani işte hayırseverlik ya da sivil toplum dalına odaklandınız evet. gibi. Dal değil ana, ana bilim dalı sivil e, siyaset bilimi söylediğiniz gibi. E, e, Orada dalımız public policy yine comparative politics, karşılaştırmalı politika ve kamu politikaları. dalları var yani siyaset biliminin ama onların altında siz kendi uzmanlık istediğiniz alanlara yönelebiliyorsunuz. Filantropi ve sivil toplum benim o zamanlar ilgi alanımdı. Onun etrafında hmm. doktoramı yapmaya başladım. Aslında o zaman sizin sivil topluma ilk girişiniz, hani master'la olan girişiniz... Ne e, mülkiyeden gelen bir e, işte bir hocanız vardı ondan etkilendiniz. E, ama bankacı olmak istemiyorum. <laughs> evet yani devletse de girmeyeceğim. <laughs> o zaman hani master'da ne yapabilirim? İlginizi çeken bir alan <laughs> buldunuz ve bir şekilde geldiniz. Nasıldı e, New York'ta master öğrencisi olmak? Yani Manhattan'da yaşadınız gelir gelmez değil mi? East Village'da. Evet, East Village'da yaşadım. O dönemde Baruk College'da master yapmaya başladım. Manhattan'da tabii öğrenci olmak çok keyifliydi. Challenging tarafları var mıydı? Evet, belki vardı. Ama ben hep New York'taki tecrübeme ne öğrenebilirim? Beni nasıl değiştirebilir, nasıl daha geliştirebilir diye baktığım için o dönemlerdeki o ilk geldiğin zamanki challenge'lar bile beni şu anki halime getirdi diye düşünüyorum. Ne, ne mesela challenge'lar ee, bahsetmek isterseniz eğer? Ee, yani yeni bir şehirde... E, e, sistemini de bilmediğiniz bir şehir şehirde ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Yani bunlar çok küçük challenge'lar bile olabilir. İşte ev tutmayı bilmiyorsunuz. Nasıl biliyorsunuz siz de gence? Yani bir gidip Türkiye'deki gibi ev kiralayamıyorsunuz. Bir sürü prosesi var. Arkanızda sizi finansal olarak destekleyecek garantör arıyorlar Garanti vesaire. Birinin olması gerekiyor ve bu yollardan geçerken siz bilmediğiniz zaman bazen güvendiğiniz insanlar da oluyor onlar sizi yanlış yönlendiriyor. O zaman çok hızlı bir şekilde e, yaptığım her şeyde nasıl yapılması gerektiğini önce anlayıp ondan sonra başkalarıyla çalışacaksam başkalarıyla çalışacağımı Maya karar verdim. Hani biraz oradan düşe kalka e, New York'un ilk yıllarında öğrenildi. Ama bence onun çok büyük faydası oldu. Yani avukatlarla bile çalışırken avukatın sizin yönlendirmesinin doğru bir yönlendirme olduğunu ben kendim çek ediyorum biraz New York'ta yaşamanın getirdiği avantajlar belki bunlar. Ha, çok güzel yani avukata verip çıkamıyorsunuz önce siz bir avukat gibi bütün sözleşmeliği vesaire okuyorsunuz sonra ikinci bir görüş almak için bazen gidiyorsunuz yani bu bu tavsiyeyi ben duymuştum başka birinden hani tamamen bırakamıyorsunuz çünkü e, detayları bilmeden ne soracağınızı bilemiyorsunuz ki. Hani soru sorasınız. Doğru. Kendinizi soru sormak için de eğitmeniz gerek, gere evet. gerekiyor. Ama hani oralarda bazen yanlış, onların da hata yapma olasılığı var. O yüzden e, bildiğin, ne, kime hangi işi şey yaparsanız yapın bir, bir şekilde onun hakkında bilgili olmanız lazım ki doğru yapıldığından emin olabilirsiniz. Ben ilk kira sözleşmemi imzaladığımı zamanı hatırlıyorum. Böyle 83 sayfa falan tabii adendumları falan oluyor işte ekleri şey. Ee, ...bu bina şu yıldan önce yapıldığı için boyalarında kurşun olabilir, kabul ediyorum... ...işte dava açmayacağım, bütün haklarımdan vazgeçiyorum falan böyle böyle ekler... ...hatırlıyor ee, hatırlıyorum yani iki günü falan sürdü ben onu baştan sona okudum... ...eyvah şu olursa bu olur, bu olursa olur... ...sonra fark ediyorsun zaten o standart sözleşmeymiş ama... ...ilk gördüğü zaman insan bir e, şey oluyor, böyle şok oluyor... ...bizim yani Türkiye'de de imzaladım kira sözleşmesi, bir sayfa bir şeydir... <laughs> Burada o dediğiniz o yüzden hani hatırlıyorum ilk geldiğim zaman da. Siz de ilk geldiğinizde master kaç yıl sürdü? Sonrasında çünkü bir de doktora deneyiminiz He. var. İki yıl master programım, iki yıldı. Ondan sonra hemen ertesinde doktoraya başladım. Doktoraya başladıktan sonra TPF'in oluşumu, hani Turkish Philanthropy Funds'ın oluşumu benim doktora serüvenimin de içinde oluştu. Hmm. Hani doktorayı bitirip TPF oluşmadı doktoranın içerisinde uh, okulda sivil toplum üzerine ders almak için bakarken istediğim kadar çok ders olmadığını gördüm. Ve Centrum Philanthropy and Civil Society adlı bir uh, bir uh, merkezden uh, bir fellowship aldım. Uh, fellowship dünyanın emerging liderlerine verilen uh, bir fellowship. 8 kadar kişiydik dünyanın farklı yerlerinden gelen ben tek Türktüm o ilk programa ilk giren Türktüm zaten sonra benden sonra sivil toplum Türkiye'deki sivil toplum örgütünden arkadaşlar geldi katıldılar siz kapı açmış oldunuz belki evet birazcık o Türk komünitesine o programın varlığını da yani göstermiş olabildim araştırma'm da benim Burada yaşayan diaspora gruplarının kendi ülkelerine geri vermekteki motivasyonları nelerdir? Bunu yaparken, araştırma yaparken ben tabii ki Türk Komünitesi'ne... Konsantre oldum. Neden diye de sorarsanız çok fazla o sıralar gönüllü olarak da çalıştım. Birçok Türk Amerikan organizasyonu vardı. Ve biz burada Amerika içerisinde bir şeyler yapmak için uğraşıyorduk. Ama çok fazla şey sorsun duyuyordum. Neden Türkiye'ye geri dönerek bir şey yapmıyoruz? Orada da ihtiyaç çok büyük. Nasıl yapabiliriz? Ben biraz o sorular beni motive etti bu araştırmayı yapmaya. Araştırmayı da yaparken filantropik olarak aktif olan Türkleri belirledim. Onlara ulaştım görüşmek için. Ulaştığım kişilerden bir tanesi TPF'in vizyoneri, kurucusu Halun Taşman. Haldun Bey'le bir saatlik o görüşmemiz birdenbire böyle çok sık telefon ...görüşmelerine dönüştü. Çünkü e, bazen hani evren size, önünüze açar ya... ...Haldun Bey de o sıralarda kendisi işini satmış ve Türkiye'ye dönelik... ...nasıl e, filantropik olarak destekte de bulunabileceği konusunda düşünüyor, araştırıyor. Biz, e, hani benim içimdeki de o araştırmayı yaparken diğer e, diaspora komünitelerine de baktığımda onların hepsinin bu şekilde organizasyonları var. İşte Hintlilerin var, İrlandalıların var, Brezilyalıların var ki o dönemde hepsiyle ben kontaktaydım. Bizim neden yok sorusunu hep soruyordum. Haldun benim vizyonu ve liderliğinde bir araştırma yapılmasına karar verildi. Türk Komünitesi böyle bir organizasyona ihtiyaç duyuyor mu? E ee, O araştırmaya da ben e, sevgili Selen Uçak yaptı araştırmayı ben de e, advisor olarak destek verdim sonunda araştırmanın sonunda e, beş kişilik bir grup o, e, bir araya geldi ve onlar biz hem zamanımızı hem... E, ...paramızı, bu işin kurulmasına... E, ...vermeye hazırız dediler. E, ve Selen ve ben... ...sanırım 7-8 ay süren bir dönemde... ...organizasyonun nasıl... E, ...modelinin nasıl olması gerektiği üzerine çalıştık. Hı -hı. E, diğer diaspora organizasyonlarına baktık. Diğer Türk-Amerikan organizasyonlarına baktık. Onların birinin içinde... ...bir program olarak... E, ...oluşturulabilir mi opsiyonuna baktık. Ve sonunda TPF'i bir... E, Community Foundation, bir toplum vakfı olarak ıı, kurmaya karar verdik. O da ıı, toplum vakfı fikri de çok Amerika'dan ıı, çıkmış bir model. 1912'de Cleveland'da, ıı, Cleveland'ın ıı, ekonomik olarak geliştiği bir dönemde... Iı, ...oranın varlıklı insanları ıı, sivil toplum örgütlerini desteklemek amaçlı... ...böyle bir ıı, organizasyon kuruyorlar. Amaç da... Iı, Parası olanların ihtiyaçları bir şekilde desteklemesi ama komünitinin birlikte karar vermesi, birlikte çalışması. Hı, oradaki komüniti Cleveland'ın lokal ko e, şey topluluğu ve geri dönüşü de Cleveland'ın yine lokal topluluğuna olacak şekilde. TPF'inki de Türk Amerikan topluluğu, işte Amerika'da yaşayan Türk topluluğunun Türkiye'ye ve hatta sadece Türkiye'ye değil e, Amerika'daki, yani New York'taki Türk komünitesine de geri dönüş olacak şekilde. Yani orayı biraz anlatabilir misiniz? TPF'i nasıl <laughs> şey yaptınız? Yani nasıl <laughs> kim kim nereye destek oluyor? Nasıl bir community falan? E, çok güzel bir seçtiniz? noktaya bu arada değindin. Çünkü community foundation modeli coğrafi bir model aslında. Olduğu yerin şey topluluklarına hitap ediyor. Biz dedik ki biz community yani topluluğun anlamına birazcık daha farklı bakmak istiyoruz. Nasıl bakıyoruz? Biz, biz e, community dediğimizde bizim aklımız... ...hem buradaki geliyor değil mi? Burada yaşayan Türkler. Hem de Türkiye'dekiler. Yani e, özellikle... ...günümüzde böyle bağlantının... ...bu kadar e, kolay olduğu... E, ...zamanlarda... E, coğrafya ile sınırlamamız... ...gerekmiyor. Çalış, birlikte çalışacağımız komünite diyerekten... ...TPF'i... E, ...o bakış açısıyla kurduk. Evet biz bir... topluluk vakfı olacağız ama... ...hem Amerika'da yaşayan... E, ...Türk komünitesine filantropi yapabilmeleri için yollar sunacağız. Farklı farklı araçlar sunacağız ki o kolay olsun. Hem de Türkiye'ye e, vermeleri için opsiyonlar sunacak. Oradaki sivil toplum örgütlerini, oradaki ihtiyaçları buradaki topluma daha iyi tanıtmak hedefimiz var. Böylece hem oraya servis ediyoruz hem de buradaki komüniteye servis ediyoruz. Buradaki topluma hizmet verirken aynı zamanda Amerika içerisinde de filantropik olarak aktif olmak istiyorlarsa onlara da hmm. yardımcı olmaktayız. Aslında çok güzel bir yere bağlısınız yani Türk toplumu ya da Türk komünitesi yani Türk Türkiye o, o şeyin merkezinde TPF'in ama ne coğrafya olarak Türkiye ile sınırlı ne işte etnik ya da milliyet anlamında Türkiye ile sınırlı bir yandan hani Amerika'da yaşayan Türk komünitesinin Türkiye ile bağlantılı toplumun Türkiye'ye vermesi ama aynı zamanda Amerika içinde de aktifliğini arttırabilmesine e, ön ayak olan bir kurum. Yani ben bugün burada yaşayan bir Türk toplumunun bir parçası olarak TPF ile bugün Türkiye'ye de destek verebiliyorum ya da Türkiye'deki Hı. projelere de destek olabiliyorum. Amerika içinde de başka e, cause'lara diyelim başka amaçlara destek olabiliyorum ve bunu TPF aracılığıyla e, öğrenebiliyorum. Kapılar açılabiliyor Aynen. bana. Gibi Aynen. Gibi özetleyebilir miyim bilmiyorum. doğru Aynen çok güzel. Şimdi bizlere bence kimliğimize de çok uyuşan da bir model diye düşünüyorum ben şahsi olarak. Bize hepimize sorduğunda... Ki New York'ta çok fazla sorulan sorular ne? Where are you from? Nerelisin? Ben hep zorlanıyorum. Ben kendimi New Yorklu görüyorum. 25 yıldır burada yaşayan biri olaraktan. Ama aynı zamanda Türk kimliği çok çok güçlü. Hı hı. Tipi ve filantropi geri vermek o kimliğimizi bir belli e, reflection'ı değil mi bir göstergesi aynı tabii. zamanda ve ben hem oraya vermek istiyorum ama burada da bir şeyler yapmak istiyorum ve TPF onu... E, e, onu yapmamızı e, izin verdiği için o kimliğimizi daha da güçlendiriyor diye de düşünmekteyim. Evet yani ben New York'ta size ve birçok tabii TPF'ün e, ba, yani bağları olan insanlara göre çok daha yeniyim hani birkaç Hı. yıl oldu ama e, yani işte maalesef e, geçtiğimiz yıl e, depremden sonraki e, bağış ve destek toplama döneminde ben ve çevremdeki birçok insan doğal olarak TPF'e yönlendik. TPF'e birçoğumuz yeni duyuyorduk. Yani zaten duymamızın bir vesilesi işte Hamdi Ulukaya'nın e, desteği'nin açıklanması oldu ki bir insanlar onun arkasından ve TPF'in arkasından geldi. E, ama neden birçoğumuz işte direkt gidip Belki Türkiye'deki direkt başka bir kuruma ya da hani eminim yapanlar ve yapmış olanlar çok ama hani neden TPF'le yapmak istedik? Çünkü o aidiyetimiz bir yandan da New York'a ve Amerika'daki Türk toplumuna gibi her ne kadar dediğim gibi yeni duyuyu olsak dahi e, o yüzden çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Yani o dönem e, çevremdeki birçok insanda hiç yani ve sizi tanımıyorduk TPF'den belki kimseyi tanımıyorduk ama e, hani biraz araştırınca Aa, evet yap, yaptığınızı görüp hemen tuzum yani çorbada ne tuzumuz Hı. olabilecekse TPF'e koştuk. Ee, o o yüzden de en azından bana <laughs> misyonunu hissettiren bir kurum şu anlık. Bir anda kez kadar. daha teşekkür edeyim. Ee, siz sana ve herkese deprem fonumuza yaptıkları destekler için çok zor bir zamandı hepimiz için ama sizlerin varlığını hissetmek o zor zamanları bizler için biraz daha kolaylaştırdı. Saatlerce çalıştığımız o günlerde her şeyi anlamlı hale getirdiniz. O yüzden çok çok teşekkürler hepinize tekrar. TPF'e dediğim gibi geleceğiz. Ondan önce öğrenciyken nerelerde zaman geçiriyordunuz? Nerede, o zamanki New York nasıl bir New York'tu? Siz nerede yaşıyordunuz? Başlangıçta da söylediğim gibi ilk East Village'da yaşıyordum. Ee, East Village'da yaşamak o, o zaman bir master öğrencisi için çok keyifliydi. Okula yürüyerek gidip geliyordum Baruch College'da master yaptığım için. Ee, şehir e, birdenbire Türkiye'den gelince bana e, inanılmaz çekici bir şehir e, olarak göründü. Çünkü e, Türkiye'de biraz... E, Kültürümüz bizi limitleyen bir kültür. Burada ama size kimse yapamazsın demiyor ve herkes nasıl yapabilirsin sorusunu sormalısın diyor. O beni çok etkiledi ve birdenbire o yüzden hemen kendimi de New Yorklu hissetmeye başladım diyebilirim. Benim hayata bakışımı da değiştirdi diye de düşünüyorum. Aynı zamanda e, benim okuduğum bölümde o zaman e, hiç Türk yoktu, tek Türk bendim. E, Türk de bu kadar büyük değildi o zamanlar, şimdiki olduğu e, kadar. E, o nedenden dolayı çok farklı başka kültürlerle tanışıyorsunuz, başka arkadaşlıklar ediniyorsunuz. O da e, bakış açınızı değiştiriyor. Farklı ıı, şekillerde bakmayı da öğreniyorsunuz. Birdenbire hani limited bir kültürden Buraya gelince yani biz Amerikan dizilerini izleyerek büyüdük ama bildiğimiz Amerikan kültürünün çok daha farklı olduğunu buraya gelince gördünüz o o farklılık o diversity inanılmaz benim hoşuma gitti ve keyfini de çıkardım diyebilirim o dönemlerde evet. um, New York'ta yaşarken. Ve New Yorklu olmaktan her zaman çok hani sevinç duydum o, o şehrin enerjisine çok inanıyorum ve o şehrin enerjisini hepimizi de etkilediğine inanıyorum o yüzden New York, New York beni de inanılmaz etkiledi o pozitif bir tarafta pozitif yapabilirsin enerjisi. Bir tarafta da hani bütün o karmaşaya rağmen o enerjinin hala devam ediyor olması bana çok çekici geliyor New York'ta. Bitmeyen bir pil gibi diyorum ben bazen böyle. Hani gecenin hiçbir saati bitmeyen, haftanın hiçbir günü bitmeyen işte bugün Easter, Paskalya hafta hı hı. sonu. Normalde başka bir şehirde belki sokaklar bomboş olur. Hani böyle bir yüzde beş falan Azalıyor yoğunluk evet ama hani yine her yer e, hareketli falan bitmiyor yani enerjisi. Evet o yüzden biraz biz New Yorklular şımartılmış e, e, diye düşünüyorum bu konuda. E, sürekli bir aktivite olduğu için e, isteğimiz de var. E, sokağa çıktığımızda bir yerlerde bir şey oluyor olma beklentimiz var. Gör, görmeyince böyle bir sıkıntı var gibi hissediyorsunuz. Tabii ki insanlar belki o gün yani evlerinde dinleniyor. Salus sizi ihtiyaçlarınıza en uygun uzmanlarla eşleştiriyor. Psikolog, psikolojik danışman, aile danışmanı, duğla, diyetisyen, fizyoterapist ve başka uzmanlarla ihtiyaçlarınız doğrultusunda eşleşip görüşebiliyorsunuz. Detaylı bilgi açıklamalarda bulabilirsiniz. Şenay Hanım, New York dediğimde benim aklıma filantropi gelmezdi. Neden? İşte finans gelir, ee, sanat, kültür sanat, restoran, yeme içme, ee, ...işte ticaret, teknoloji vesaire hani bunların bir merkezi gibi. Ben filantropi, hayırseverlik, non-profit bunlar dediğimde hani Washington D.C. genelde tahmin ederim hani hmm. hükümete yakın olduğu için. New York dünyada filantropi için nerede, nasıl bir yerde? Aslında filantropi şehrin çok büyük bir kültürün çok büyük bir parçası. Ee, Amerika'nın e, kültürünün filantropi üzerine kurulmuş olması da çok etkiliyor. E, bu ülke kurulurken e, ihtiyacı olanlar işte fakirlere, e, öksüzlere hastalara devlet de ortada olmadığı için kururken insanlar yardım etmeye başlıyor. Öyle oluşmuş bir filantropik kültür var ve bu zaman içerisinde değişerek ilerliyor. New York'ta bunun çok büyük bir parçası. 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın başlarında bu endüstrileşme zamanında Amerika'nın en büyük ilk daha doğrusu ilk büyük industrialistleri Carnegie ve Rockefeller bu şehrin ilk filantropik tohumlarını atıyorlar. Kendi vakıflarını kuruyorlar. Hala şehrin çok büyük, Amerika'nın çok büyük vakıflarında. Onların o liderliği şehirde birçok başka sivil toplum örgütünün vakfın kurulmasına da neden oluyor ve aslında baktığımızda şehrin şu anki yapılanmasına da önünü açıyorlar. New York Public Library'nin bu hale gelmesi nedenlerinden birisi Carnegie'dir. İlk tohumları onun tarafından atılmış. Bu kadar büyümesi bildiğimiz şu an Fifth Avenue'daki Public Library'nin arsasının satın alması, onların yapılması falan Carnegie'nin başlattıkları. Sonra şehre baktığımızda bütün sanat dedin. Lincoln Center, Metropolitan Museum of Art, MoMA. Bunların hepsi filantropik adımlar. Onlar tarafından yani filantropik kişi işçiler tarafından başlatılmış atılmış ee, daha sonra baktığımızda 1960'larda Civil Rights Movement'la daha fazla o alandaki sivil toplum örgütleri artıyor. Ki Amerika'da da şu an New York'ta 60 bine yakın NGO var yani non-profit sivil toplum örgütü bulunmakta. şeyin de şehrin gelirinin de GDP'sinin yüzde 17'si kadarı... ...non-profitlerden geliyor. İstihdamın... ...çok büyük bir kısmı. Wow. Sanırım o da... Çok şaşırdım evet, buna. Yani, çok ciddi büyük, bir... ...oran. Büyük rakamlar. İstihdamın... ...Amerika'da galiba... ...yüzde onu ...ama New York'ta birazcık daha... ...büyük bir oran. Evet. insan yani çalışan iş gücünün... ...büyük bir kısmı sivil toplum... ...örgütlerinde çalışıyor. Büyük bir sektör. Gerçekten hani sosyal sorunlara çözüm bulmanın yolu sadece devletin verdiği hizmetler aracılığıyla olmuyor. O bakış açısı Amerika'da Hı -hı. çok güçlü olduğu için biz kendimiz içinde ne yapabiliriz? Ee, şey fikriyle ortaya çıkmış bu sivil toplum örgütleri işte Carnegie, Ford, Rockefeller gibi onlar daha büyük e, vakıflar kurarak daha büyük bağışlar yapıyorlar ama toplumun geneli de herkes bir şekilde bir geri veriyor İşte belli bir gelir imkan üzerinde olanın herkesin e, bağış yaptığı organizasyonlar vardır her hmm. sene o yüzden senenin son altı haftası Amerika'da hani New York'ta da tabii Amerika'da herkesin en fazla geri verdiği hmm. zaman e, çünkü yıl sonu hani, bütçelerini bitirelim. bütçelerimi bütçeleri <laughs> vergiden düşmeye ne kadar ihtiyacımız var hangi organizasyonları e, destekliyorum vergi vermek yerine Sivil toplumu, destekleme kültürü çok büyük bir parçası. Devlete vereceğime ve devlet onunla hizmetler yapacağına... ...hani ben direkt seçebileyim nereye vermek istediğimi... ...direkt gitsin Aynen. gibi bir yaklaşım belki. Aynen. O şey dediğiniz yani New York'un zamanının filantropistleri... işte ...industrialistleri, zenginleri çok güzel işler yapmış vesaire... ...dediğinizi şöyle ben de şaşırmıştım. Yani ne parka gidersem gideyim ya da ne müzenin önden geçersem geçeyim bir plaka var. İşte 1900'lerin başında, 1800'lerin sonunda şu kişinin katkılarıyla olmuştur vesaire. İşte Brooklyn Public Garden'da geziyordum bir arkadaşımla geçen sene. Yani bir gül bahçesi yapılmış ve bir, bir kişinin bağışı falan. Hani şu an sadece orada şöyle bir şüpheye düşmüştüm. Bunu size önceden de söyledim. Artık bunları sanki bunlar böyle yapılmıyormuş gibi bir e, kaygı ve korku var. hani Yani bugünün artık geriye dönüşleri müze, park işte e, olarak dönmüyor. İşte bir arazi varsa hemen rezidans dikiliyor. Hiç Hı. öyle e, nasıl diyeyim hani eskinin filantropisi sanki devam etmiyor gibi görünüyor. Siz o konuda ama farklı düşünüyorsunuz. Şekil değiştirdi diyorsunuz biraz. E, evet. E, eskisi eski filantropistlerin bakış açıları birazcık daha farklıydı. Orada yapılan e, ...bağışların gittiği yerler daha farklıydı ama şu an şehirde, Amerika'da da bence, dünyada da hatta e, filantropinin ötesinde de e, sosyal e, fayda yaratılabileceği düşünülüyor. O yüzden yeni işte teknoloji özellikle sektöründe para kazanmış daha belli bir zenginliğe ulaşmış kişiler. Başka ne şekilde biz sosyal etki yaratabiliriz? Sosyal sorunları işte sağlık, çevre gibi eğitim gibi sosyal sorunları başka ne şekillerde çözebiliriz diye de düşünmekteler. Ve fonlarının ya bağışlarının hepsini sadece filantropiye yönlendirmek istemiyorlar çok büyük bir değişim var New York'ta da bunu görüyoruz de i̇şte burada ciddi bir startup kültürü var finans dünyası burada olduğu için orada bir şey de var para olarak kapital da, de var evet kapital evet. de var güçlü onlar hep beraber e, Çöz, ...sosyal sorunları çözüm nasıl yaratabiliriz diye düşünüyorlar. Yeni kurulan şirketler bazen sadece bir sorunu çözmek için kuruluyor. Um, New York'taki um, belediye ve buradaki e, devlet de... E, ...bu konuda çok da destekçi fonlar da yaratılmakta. Hı. Hani şehrin sorunlarını çözebilecek çözümler varsa... ...onlara bunların e, bir sivil toplum olması gerekmiyor, bir şirket de olabilir onlara da destek yaratıyorlar. Böyle biraz kültür hafif değişmeye başladı. Ee, yeni filantropistlerin liderliğiyle hmm. diyelim. Out of the box düşünelim diyorlar. bu Biraz önce başlarken söylemiştim TPF'de 23 Nisan'da. ...innovation ve social impact... ...samık düzenliyor. Bizim çıkış noktamızda... ...biraz öyleydi. Komünitimizde e, filantropinin... ...ötesinde sosyal etki... ...yaratmayı hep beraber düşünelim. Bunların güzel örnekleri neler? Birbirimizi... Um, daha fazla bu konuda düşünmeye yönlendirebilir miyiz diye hep beraber e, buluşmak, konuşmak ve komünite, yani Türk komünitesine ve Türk komünitesinin ötesinde bu konuda düşünen, e, çaba sar, sarf eden insanları da bir araya getirip hep beraber e, bu konuyu da konuşalım filan ötesinde hep be amacımız biraz TPF'de herkesi sosyal etki yaratmayı düşünmeye yönlendirmek olduğu için. Bir de bunu da bu Çok şekilde güzel. de yapabiliriz diye düşünüyorum. Bahsedelim biraz da 23 Nisan'da yani hatta reklamını hı hı. yapalım yani nereden bulabilir insanlar şeyi açıklamaya hı hı. koyarız linkini ama e, nasıl dahil olabilirler e, 23 Nisan'dan önce yayınlanır çünkü bu bölüm biraz daha bahsedebilirsiniz isterseniz. Tabii çok sevinirim. 23 Nisan'da Time Center'da, New York Times'ın içindeki Time Center'da TPF Innovation'ın Social Impact Summit düzenliyor. Tüm gün bir program, açılış ve kapanış konuşmaları olacak. Arada panellerimiz olacak. Sabah 8'de başlıyoruz akşam 5'e kadar. e çok dinamik e, e, sohbetler olacak konuşmacılarımız e, kendi alanlarında uzman kişiler. E, hedefimiz de hem e, bu paneller, orada olacak sohbetler çerçevesinde e, güzel örnekleri konuşalım. Sektörler sektörde ne gibi e, yenilikler olmakta? Onlar hakkında bilgi edinelim. Hem de bir araya gelerek birbirimizle tanışalım, network edelim. Belki umut ediyoruz. Içi, bu summit sonunda güzel e, ortaklıklar ortaya çıkabilsin. E, daha fazla bilgiyi web sayfamızdan edinebilirsiniz. <laughs> tpfund.org. Tpf'in şöyle bir tecrübesinden tabii bahsetmek lazım. Yani hani biraz daha detaylandırmak isterim. E, 17 yıl önce siz kuruluşundan beri e, olduğunuz için 17 yıl önce kuruluyor ve e, aslında hani ben bugün yine yeni gelen birisi olarak işte Karahan depremleri Hı. ve sonrasındaki çalışmalarıyla biraz daha tanıdım ama çok ciddi de bir tecrübesi var. Yani öncesindeki e, işte Elazığ depremi, işte Van depremi, pandemi Hı. dönemindeki çalışmalar onun öncesinde neler, neler Hani hep de tabii afetle ilgili de değil. E, afet dışında da daha böyle sürdürülebilir uzun vadeli programları da vesaire görme şansım oldu araştırınca. E, nasıl ...oluştu, biraz aslında bahsettik ama hani nasıl bir motivasyonla... ...hadi kuruldu, kaç kişi kuruldu, e, neler yapılarak başladı? Hani biraz bizi böyle başına götürürseniz, 2000 kaç yılı oluyor? 2007. 2007 yılı, <laughs> e, 2007 yılında kurulduk. E, dediğim gibi 5 kişi asıl e, kurucu. E, Halil Taşman, e, Özlenen Kalav, e, Mustafa Kemal Abadan. E, ...Erin Çözeda ve Haluk Soykan, bir de Murat Arınaslı, altı kişi, e, onların liderliğinde kuruldu. E, ve e, hepimiz e, modelimize ve böyle bir organizasyonun e, var olması gerektiğine inanılmaz inandık. Ve o, o motivasyonla başladık. Bize gibi düşünen, bize inanan... Şimdi on binlerce insan var. Organizasyon bu hale geldi. Ne en başında da söyledim, bir toplum vakfı olarak kurduk. Orada o ne demek? Biraz ona girersem, bağışçı merkezli bir model. Yani bağışçı ne yapmak istiyorsa biz ona yönlendiriyoruz, onu yapmak istediğini gerçekleştirmesine yardımcı oluyoruz. Bu model olduğu için altımızda aileler, şahıslar. Ee, şirketler kendi fonlarını kurarak filantropilerini yapabiliyorlar. Bu Amerika'da olabilir ya da Türkiye'de olabilir. Bütün bunları yaparken e, buradaki toplum uzun zamandır özellikle burada yaşayanlar Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin kimler olduğu, ihtiyaçların neler olduğu hakkında a, biraz tam olarak bilgiye sahip olmayabiliyor. Uzak kalmış olabilirler. Aynen. Evet. Biraz rollerimizden bir tanesi de oradaki o sivil toplum örgütlerini burada daha bilinir hale getirmek. TPF'in yüzden fazla partneri var o şekilde Türkiye'de çalıştığımız. Ve onların yaptıklarını burada tanıtmak üzerine çalışıyoruz. Türkiye Tabii Turkish Philanthropy fazla olunca Türkiye'ye yönelik kibelerimiz çok ciddi miktarda ama Amerika içerisinde de yapmaktayız. Kendim burada Burs fonlarımız var Amerika içerisinde hmm. eğitim alan Türk öğrencilerini destekleyen çok büyük bir ihtiyaç eminim sen de duyuyorsundur. Türk öğrenciler buraya geldiklerinde okulların şeyleri, masrafları da çok yüksek olduğu için büyük bir ihtiyaç var. Ona yönelik de çalışmaktayız. Onları da arttırma hedeflerimiz de var. Onun nasıl ya çünkü bir sürü öğrenci de izliyor bu podcast. Yani bir oraya da bir fayda sağlamış olalım. Yani nasıl yani okula kabul almış olmaları mı gerekiyor? Okula kabul almadan mı başvuruyorlar? Nasıl TPF'den destek alabiliyor öğrenciler? Burs fonundan burs fonuna değişmekte. Hı, farklı fonlar evet, da var. Farklı evet. fonlar var. Sadece ben burs almak için başvuruyorum değil, o TPF'in web sayfasına giderseniz orada altımızdaki fonları görebilirsiniz. O burs fonlarının kriterlerine göre bazıları okuldan... Um, Önce e, onay almayı gerektiriyor. Bazıları gerektirmiyor. Onları o konulardaki bilgilere web sayfasından bakabilirsiniz. Orada e, bizi heyecanlandıran projelerden tabii bir tanesi bu burs fonları. Çünkü e, biz Türk öğrencilerine burada burs fırsatı verdiğimizde... ...okulları e, e, Türk öğrencilerden e, başvuru geldiğinde onları burs gelme ihtimali olduğu için... ...daha farklı şekilde değerlendiriyorlar. Tabii şey, e, tuition ücretini, okulun harç ücretini ödeme şanslarının artacağını herhalde görüyor okullarda. Evet. Ee, süper. Ee, yani bugüne gelirsek Şenay Hanım, hani e, TPF bu çalışmaları yaparken, en yani Türk Amerikan toplumuna ya da New York'taki Türk toplumuna diyelim, başka ne gibi e, şekillerde dokunuyor? İşte 23 Nisan'daki etkinlik gibi etkinlikler ee, onun dışında e, bağış yapabiliyorlar. Ee, ama hani başka nasıl dahil olabiliriz? TPF'in <laughs> çalışmalarına ya da bir şekilde TPF aracılığıyla birbirimizle nasıl Bilmiyorum. daha yakınlaşabiliriz? Hani oradan orada neler var? Çok güzel bir nokta aslında. Hani toplum vakfiz diyoruz ya bir community fund değil. Yani toplumu bir araya farklı şekillerde nasıl bir araya getirebiliriz düşüncemiz de var. Yani filantropinin etrafında bir araya gelelim hedefimiz ama nasıl bir araya getiririz? Bu 23 Nisan programının nedenlerinden bir tanesi o. Onun ötesinde eee direkt bağış vermenin yanı sıra e, isterseniz altımızda giving circle'lar oluşturulabiliyor. Sizi heyecanlandıran bir bir kod um, olabilir ya da bir organizasyon olabilir. Onu desteklemek amaçlı uh, etrafınızdaki arkadaşlarınızı da kurup kendi networklerinize ulaşarak hem awareness yaratabilirsiniz hani o konuda bilinirlik uh, yani yaratabilirsiniz. Mesela şey diyebiliyor muyuz işte Susamlı Bagel Fonu oluşturalım TPF'nin altında ve oraya destek olanlar atıyorum Türkiye'de ...atıyorum eğitim amaçlı ya da işte sağlık alanındaki şeylere, sivil toplum kuruluşlarına destek olsun gibi hani şekillendirebiliyoruz. Aynen öyle şekiller. Susamlı bagel olabilir. O susamlı bagel sizler karar versiniz ya da arkadaş grupları da bazen bir araya gelip yapabiliyorlar ki bu biraz şey de oluyor bir araya gelmeleri için bir amaç da Aynen. olabiliyor ve hani bir araya gelmemizin de güzel bir etkisi de olsun işte ayda bir bir tane öyle giving circles var ayda bir toplanan bir grup bir müddet sonra o toplantıları Filantropik olarak da biz ne yapabiliriz diye konuşmalara dönüştürüyor. Sonra hmm. fundraising kampanyalara dönüştü. bayağı güzel e, şekilde projeleri desteklemekteler. Var mı paylaşabileceğiniz böyle... E ...public information olan hani... ...bir proje... Destekledikleri projeler mi? Bütün ee, yani. hepsi... ...public bu arada. Ha, yani TPF ...TPF tamamen çok şeffaf bir... Doğru, organiza hani. ...organizasyon. Orada... Bir, ...bir sürü proje var. Bir tane proje desteklemiyorlar. Bu altımızdaki... ...giving circle'lardan bir tanesi. Özellikle kız öğrencileri... ...desteklemek istiyor. Orada burs veriliyor. Mentörlük programları... ...desteklenmekte. Hatta bir tane mevsimlik göçmen ailelerin çocuklarının okula gitmesi işte çok büyük bir sorun Türkiye'de hı hı. çünkü sürekli bir yerden başka bir yere gittikleri için onu, o bir tane kız çocuğun hayatını anlatan bir film çekildi documentary belgesel onun yapımına destek oldular mesela çünkü o, o hikayenin anlatılmasının çok önemli olduğunu düşündüler ve film şu an çok bir sürü yerde ödüller almakta. New York'a getirebilmek istiyoruz. Getirirsek hep beraber izleyeceğiz. Ben de henüz izleyemedim. Ama şunu söylemek istiyorum: Siz ne yapmak istiyorsanız, TPF olarak biz onun yapılmasına yol açıyoruz. Hı hı. O açılan yolun da doğru yol olduğuna emin olaraktan. Böylece e, seçtiğiniz organizasyonun due e, diligence'ını yapıyoruz. Evet bu doğru organizasyon. Bununla çalışılabilir. Onun onayını veriyoruz. Hı hı. O onay kolay alınmıyor. O yüzden TPF'in partneri dediğimiz organizasyonlara e, hani insanların güveni e, var. E, sadece bir şekilde ya veya da sizin vizyon edeceğinizin ötesinde de bazen böyle projelerde getirebiliyorsunuz önünüze. Aslında en zor işi siz yapıyorsunuz. Ben bağışçı olsam ya da şirket <laughs> Evet, işte çalışan arkadaşlarımla bir e, bu arada hani bunlar milyon dolar seviyesinde Hı -hı. olmak zorunda değil. Herkes kendi bütçesi ve hayali ölçüsünde destek olabilir Hı -hı. diye tahmin ediyorum. Evet aynen öyle. Yani, aynen öyle. Alt limit yok, yok. En az alt limit yok. <laughs> en az şu kadar vermeniz Hı -hı. lazım gibi. E, orada hani en zor işi aslında siz yapıyorsunuz. Accountability denen şeyi hani o hesap verilebilirliği siz sizin aracınızla sağlamış oluyoruz. E, verilen bağışlar projeye doğru yere gitti mi neler yapıldı onu zaten takibini siz yapıyorsunuz. Hı -hı. Ben sadece bağışını yapmış oluyorum ve sonra destek olmuş olmanın keyfini sürüyorum ve tabii o sayede belki şeyde başka kendime de vizyon ediniyorum insanlarla tanışıyorum. Doğru yine özetledim Aynen öyle. Siz işin keyifli tarafını yapıyorsunuz. Biz de uğraşma istemeyeceğiniz, uğraşmanız da gerekmeyecek tarafları üstleniyoruz. Accountability dedin. TPF'in değerlerinden bir tanesi traceable accountability. Diyoruz ki siz bize yaptığınız bağışın adım adım nereye gittiğini görebilirsiniz. Onun garantisini veriyoruz. O da tabii çok büyük bir güven veriyor. Belki hani burada Türk, New York'taki Türk komünistinden bahsediyoruz. İlk kurulduğumuzda gördüğümüz en büyük eksikliklerinden bir tanesi güvensizlikti. Burada. O güveni sağlayabilmek önemli. TPF olarak o güveni sağlayabilmek bizim en önemli rollerimizden biri Hı. oldu. Bunu yapmak için de çaba sarf ettik. O gösteri, o şeffaflığı kurmak hem kendimiz olarak TPF olarak hem de desteklediğimiz organizasyonların şeffaflığının arkasında durabilmek önemli. O da toplumu da yine bir araya getiriyor. Hı. O güven yaratıldı mı insanlar onun bir parçası olduklarında biraz önce hem kendileri hissediyorlar verdikleri hı hı. bağışların doğru yerlere gittiğine, istedikleri yerlere gittiği gitmesi nedeniyle hem de o toplum diğer toplumdaki diğer kişilerle bir araya gelmenin verdiği bir enerji de onları hı hı. pozitif etkiliyor. Ne ne WhatsApp grupları kuruldu, ne Slack channel'ları kuruldu geçen yıl işte Mart döneminde, <laughs> Şubat Mart döneminde. Ve yani oradan ben bir sürü arkadaş edindim. İşte Kanada'dan mesela e, bizim şirkette çalışan birisiyle ben telefonda konuştum, tanıştım, ettim. O dönem sen ne yapıyorsun? Sizin ofiste neler yapılıyor? Biz neler yapabiliriz? İşte biz de bizim ofiste <laughs> ufak kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışan bir ekibin parçasıydık. Susamlı Vega'nın kuruluşunda da o deprem sonrası birlik hissinin de bir parçası var çünkü bana da o dönem şeyi çok hissettirdi. Biz burada ciddi bir sayıda bir arada yaşayan hani belli kültürü paylaşan insanlarız. Beraber bir şeyler yaptığımızda çok güzel şeyler çıkıyor. Onu daha fazla bir araya getirmek istediğim bir dönemde fikri çıkmıştı Susamlı Beygül'üm. Şimdi düşününce evet çok büyük bir parçası o birlik hissinin. Bir yandan hani Susamlı Beygül'le TPF'in belli bir misyon örtüşmesi de var sanki öyle hissettim şu anda. O arayışımız var hepimizin hani bir, bir şeylerin parçası olmak ve kendi değerlerimizle örtüşen e, yerler olunca çok daha kıymetli hale hmm. geliyor. E, Senin yap, sizlerin burada yapmaya çalıştığı da çok, evet söylediğin gibi bence de benzer. Sen de e, hikayelerimizin etrafında, e, yani New York hikayelerimizin etrafında ortak yerlerimiz var mı e, diyorsun. Biz de diyoruz ki e, geri verme isteğimiz veya desteklemek istediğimiz e, ...yapmak istediklerimiz, o alanda yapmak istediklerimiz etrafında nasıl buluşabiliriz? Birleşebiliriz, evet. evet. Ve birleşebilir miyiz değil de birleşebiliriz, evet. Ve o hepimizi... Iı pozitif olarak da etkiliyor yapılmış araştırmalar da var Bu arada şeyle ilgili geri vermenin insanı insanları pozitif olarak etkilediği ile ilgili daha bu mutluluk hormonlarını salgılamamıza neden oluyor birine yardım etmek birine geri vermek işte bağış yapmak Bir de öyle avantajı da var bencil bir yerden yaklaşan birisi <laughs> olsam yine de fayda sağlayabiliyorum Aynen, yani evet, evet. <laughs> Birkaç tane hızlı soru-cevap yapmak istiyorum sizinle ee, daha hani eğlenceli bir tonda bitirmek için Amerika'da New York dışında en sevdiğiniz şehir? Eyalet e, Vermont. Eyalet de olur. Öyle mi? Evet. Neden? Çok uzun yıllar doğası mi? çok uzun yıllardır gidiyorum kayak yapıyorum um, o yüzden New York'a yakın olduğu için seviyorum doğası muhteşem <laughs> İnanılmaz bir doğası var o yüzden orayı seviyorum sakinliğini seviyorum. Evet gittiğinizde zaten oksijen çarpıyor sınırdan girer girmez eyalet sınırına. New York'ta en sevdiğiniz mahalle? Evet East Village. Evet net, cevap net orada. <laughs> evet East Village, Union Square bu tarafları seviyorum. Hmm. Belki hani burası bana New York'taki evim gibi geliyor. İlk buraya başladığım için o yüzden olabilir ama buralar en sevdiğim. Tabi. Hiç yaşamadınız ama yaşasam ne güzel olurdu dediğiniz bir mahalle var mı New York'ta? Hmm. Upper West Side. Hmm. Evet, New York'ta bence yani, bu taraflardan sonra Upper West Side bence çok güzel ee, şehirden hızlı bir şekilde çıkabiliyorsunuz, çıkmak isterseniz ama daha sakin e, ve de işte Central Park'a yakın olduğu için bence orası çok keyifli. Güzel, 80. Cadde falan, 70. Pardon, 60 ile 75 arası falan oralar. Şey, da, daha yukarılarda olabilir, yukarılar 80'ler, evet o zaman da Kolumbiyaya belki o, e, o kadar da yukarısı o kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Sınırı çizeriz evet. biz sizinle sonra. New York'ta en sevdiğiniz coffee shop ya da kah kafe. <laughs> ben şimdi burada biraz bağıst olacağım yalnız çünkü eşimin coffee shop'u var. Aa güzel <laughs> bir reklam bir reklam daha yapalım. The Jolly Goat. Ben normalde çok söyledim kahve içen bir insan değilim ama o onun sayesinde güzel kahve içmeyi öğrendim. Hmm. Orası. Nerede? 47'de 10 ile 11 arasında. West East mi? West'te. West'te. West hmm. Health Kitchen'da. Health Kitchen. Süper. En sevdiğiniz park? Union Square dediniz ama o, o mu yoksa? Yok Union Square değil. Park olarak Bryant Park'ı seviyorum ha, ben. Park. Yani Central Park çok muhteşem ama Bryant Park'ın yani şehrin ortasında olmasını seviyorum. Gidip orada oturmayı seviyorum öğlenleri falan. Bryant Park galiba şehirde en sevdiğim park. De, ben de çok seviyorum Bryant Park'ı. Işan Hanım çok teşekkürler. Yani Ben çok mutlu oldum sizi konuk aldığım için ve de bir sürü de şey öğrendim. Sonraki dönemlerde de hani bilmiyorum TPF altında susamlı bagel fonu mu olur <gülüyor> <gülüyor> başka bir şekilde mi? Ben hani daha fazla dahil olmakta da isterim hani hem bireysel <laughs> olarak hem susamlı bagel ile. Çok seviniriz. Çok teşekkürler. <laughs> Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı aşağıya yazmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Susamlı Bagel'ın sponsoru Salus'ta online terapiye ek olarak ücretsiz içerikler de var. Nefes terapisi, meditasyon ve başka ücretsiz check-up'larla kendi gelişiminizi takip edebiliyorsunuz. Susamlı 10 koduyla da %10 indirim kazanabiliyorsunuz. Bir Susamlı Bagel'da yaklaşık 10 gram protein varmış. Oradan aklınızda kalabilir.